Herkese merhaba, kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Açılışa dedim ki bu şekilde yapayım, yüzümü göstermeden. Kalktım ama çok geç kalktım. Onu da anlatayım. Aslında en baştan düne gideyim. Dün video çekmedim, içimden de gelmedi. Çok fazla bir işte yapmadım. Ondan sonra akşama da şey yemeği yaptım bu arada. O bezelyeli, patatesli bezelye yemeğini dün yaptım. Yemeğim var bugün, şükürler olsun. Dün de erkenden yatalım dedim eşime. Rüzgar da uyusun. Sabah da dedim erken kalkarız. Çünkü geç kalkınca her iş kalıyor. Gün çabuk bitiyor. Kendimi de düzene sokmak istiyorum. İşte dün dedik ki erkenden uyuyalım. Saat 10.30 ya da 11 gibi hepimiz uyuduk. Saat gece 1'de rüzgar kalktı, oturdu. Ama böyle nasıl sinirlendim ya. Erkenden uyuyalım dedik bir gün ama olmadı. Neyse, bayağı saatler geçti. Uyu diyorum, uyumuyor, oturuyor. Hani beni de yormuyor ama akıllı akıllı oturuyor, çizgi film izliyor. Sabah saat 6.30 gibi uyudu Rüzgar. Zaten eşim de 6.45'te kalkıyor. Onu falan işe gönderdim falan derken ben 7.30 gibi anca uyudum. Kalktığımda saat 2'ydi öğlen. Rüzgar da uyumuş, ben de uyumuşum. Öyle de iyi gelmiş ama kalktığımda dayak yemiş gibi hissediyordum kendimi. Neyse, kahvaltımızı yaptık. Çay falan da demlemedim. Daha da oyalanmayalım istedim. Allah'tan yemeğim vardı. Yemeğim de olmasa daha da sıkıntı olurdu. Kahvaltının bulaşıklarını falan topladım. Mutfağım temiz. Bir süpürge tutarım. Ondan önce şey yapmak istiyorum. Burada karanlık. Buzdolabımın sebzelik kısmı içinde düzenleyici olduğu için her şey sığmıyor. Üst katlara koymak zorunda kalıyorum. Bu sefer de yemekleri koyacak yer kalmıyor. Dün akşam çok zar zor yemekleri içine koydum. Şimdi diyorum sebzelikteki o düzenleyicileri çıkarayım. Düzenleyici olmadan daha fazla bir şey alıyor. Düzenli durmuyor ama en azından yemekler buzdolabına sığsın. Artık yaz da geliyor, hemencik bozulur. O yüzden kesinlikle buzdolabına koyarım. Öyle size çeker miyim bilmiyorum ama şimdi kalkayım, o işimi halledeyim. Yemeğim var zaten. Buzdolabından da yine bir şeyler dökülür falan. En son mutfağımı süpürürüm, koridorumu falan. Evet, tekrar bir baştan süpürürüm. Buzdolabımı düzelttim. Sebzeli kısmındaki düzenleyicileri çıkardım. Sebzelerin çoğunu o kısma koydum. Size de göstereyim. Çok düzenli olmadı. Daha uğraşacaktım ama maalesef motivasyonum düştü. O yüzden şu an bu şekilde yaptım. Yemekler ocağın üzerinde. Birazdan ısıtırım. Eşim yolda geliyor. Zaten. Yine biraz ferahladı, rahatladı. Yemek falan sağır. Şu yumurtada buradaki yumurtalar biraz azalsın. Buraya dizdiğimde o da kalkar oradan. Daha da iş falan yapmayacağım. Yemekten sonra mutfağı süpürürüm artık. Geldim yine sandalyeye oturdum. Motivasyonumu çok düşürdüler. Aslında videoda falan bahsetmek istemiyorum. Ne bileyim, sizlere de bunu yansıtmak istemiyorum ama insan bazen gerçekten yoruluyor. Kendimi anlatamadığım için yoruluyorum bazen de. Ben her defasında söyledim, ta ilk videolarımdan itibaren benim konuşma tarzımın bu şekilde olduğunu, ne bileyim, nasıl desem, ben sizin karşınıza doğallığımla, samimiyetimle çıkıyorum. Ben burada düşünerek düzgün konuşmaya çalıştığım zaman o zaman aslında yapmacık olacağım. Dünden beri mesela ben ne diyorum? Yıkadım diyorum, yaptım diyorum, ne bileyim, değişik söylüyorum. Onlarla dalga geçiliyor. Konuşmanı düzelsene. Yok, yapmacıksınız. Yazmışlar işte Filiz ablanın yorumunun altına. İkiniz de yapmacıksınız. Şöylesiniz, böylesiniz. Ya ben gerçekten artık insanları anlamıyorum. Sürekli sürekli söylüyorum. Benim konuşma tarzım bu. Beğenmeyen izlemesin. Ben de insanları izliyorum. Beğenmiyorsam izlemeye devam etmiyorum. Gidip de kimseye şöylesin, böylesin, konuşmana çeki düzen ver, düzgün konuşsana demiyorum yani. Ben hani bu saatten sonra benim konuşma tarzımın falan da düzeleceğini de düşünmüyorum. Bunun ne kitap okumakla ne başka bir şeyle alakası var. Bu benim ailemden. Şivedir bu ya. Her yerin, her yörenin kendine ait bir şivesi vardır. Ben de böyle konuşuyorum. Yani anlam veremiyorum bu tarz yorum yapan insanlara da. Hadi yaptın ama üslubuna dikkat ederek yap. Sonra cevabını verince küstah oluyorum.
Ben de burada insanım, put değilim yani. Bana üslubu kötü bir şekilde yorum yapılırsa ben de cevabını veririm. Ha, onca yorum yapan insan var. Sinem şunu şöyle yapsaydın, böyle yapsaydın. Dün gece de bir eleştiri geldi ama eleştiriydi. Güzelce cevap verdim. Hatta karşıdaki kişi dedi ki senin yerine başkası olsaydı şu an terslerdi falan. Çok güzel bir yorum yazmışsınız. Çok güzel bir cevap vermişsiniz demiş. Yani normal bir eleştiriye tabii ki ben de tepki vermiyorum ama böyle beni aşağılarcasına yorum yapılınca ben de insanım, cevabını veririm. Kusura bakmasın kimse de. Konuşmamı beğenmeyen de izlemesin. Gerçekten izlemesin. Ne kendini yorsun ne beni yorsun. Benim motivasyonumu da düşürmesin. Hadi her zaman takmıyorum böyle. Her kötü yorum geldiğinde üzüleceğim mi, takılacağım mı? Hayır, ama üst üste gelince insan böyle bir, bilmiyorum, üzülüyor yani. Neyse, sizleri de daha fazla anlatmak istemiyorum. Yemeklerimi ısıtayım. Eşim gelince de yemeklerimizi yeriz artık. Öyle. Daha sonra detaylıca buzdolabımı iyice temizler, düzenlerim. Eşim de geldi. Yemeklerimizi tabağa koydum. Rüzgara bu şekilde koydum. Rüzgar çok az yiyecek biliyorum. Salata hiç yemiyor. Belki yer diye yine de salata koydum. Turşu çıkardım. Böyle eşim pilav üstü yiyecekti. Ben de onun gibi yaptım. Benimki normalde bezelyeli patates yemeği olur ama patates de bezelye yemeği oldu. Az koydum bezelyesini. Havucunu da az koydum. Yemeklerimiz bu şekilde. Şimdi oturalım, afiyetle bir güzel yemeğimizi yiyelim inşallah. Biz şimdi arabadayız. Rüzgar'ın canı ne istemiş bir söylesin bakayım. Lahmacun. Ne istedi? Lahmacun. Bir daha söyle. Lahmacun. Lahmacun. Biz yemeğimizi yedik, o yemedi hiç adam akıllı. Sonra içeri geçtik, oturuyorduk, daha mutfağı falan hiç toplamamıştım. Ben lahmacun istiyorum dedi. Öyle deyince biz de kıyamadık. Hadi dedik, hemen gidelim alalım. Önce eşim gidiyordu. Dedik biz de çıkalım peşine. Öylelikle arabaya geldik. Ne Çay, istiyordun annem? çay, çay. Ben de çay içerim. Ne istiyordun sen? Lahmacun. Yanında ne istiyor? Aylan. Benim oğlum lahmacun. Ben de onun gibi diyecektim. Lahmacun. Aynen istiyormuş. Gidelim ona bir lahmacun, ayran alalım. Yesin güzelce. Onu yiyor. Bayağı yiyor. Biz şimdi oğlumun lahmacununu aldık. Hemen karşıda da çocuk mağazası vardı. Geçen gün gördüğümüz kapalı olan. Dur bir dakika annem. Oraya girdim. Dedim ki Benten'le saat var mı? Bakayım, buldum da. Yine eskisi aldığımız gibi cüzdanlı olan saatten vardı. Aldık, bu sefer de diyor ki ben bunun büyüğünü istiyordum. Çok büyüğünü. Ne istedik annem, bu varmış. Şimdi mutlu bir şekilde lahmacun poşetini kucağına aldı. Benten'in saatine bakıyor oğlum. Anne, mutlu oldun mu sen? Büyük yoktu. Evet, büyük yoktu. Büyük olsaydı annesi büyük alırdı.
bir tane bu vardı. Siz de çiçeğini aldınız. Evet, bir göster bakayım. Bak, çiçek olan. Ama gözükmüyor ki. Oldu şimdi. Evet, tamam, neyse, tam gözükmüyor, evimizde gösteririz. Mutlu oldun mu annem? Evet. Eve gidince lahmacunun hepsini yiyecek misin? Yiyeceğim. Şimdi şey vermem lahmacunu. Evet, kimseye verme lahmacununu. Hepsini sen ye. Tamam. Tamam diyor. Kurban olurum annem. Bağlanmış. Açmayalım. Evet, eve gidince açalım. Hem saatini koluna tak. Cüzdanına da babanın verdiği paralardan koy. Sonra mamanın da hepsini ye, tamam mı? Sana var para anne. Tamam, ben sana para da veririm. Sen cüzdanına koyarsın, olur mu? Bak, cüzdan. Kuzum benim ya, nasıl mutlu oluyor. Lahmacun alıp geldikten sonra Rüzgar lahmacununu yedi. Ben de mutfağı topladım. Çay demledim. Çayımızı içtik. Ocağım da pisti. Dedim ki tamamen ocağı tezgahı da temizleyeyim. Yarın sabah kalktığımda mis gibi olsun. Buralara da bir şey dökülmüş. Bulaşık makinem de çalışacak zaten birazdan. Şunları alayım bir köşeye. Bu ızgaralara da yağ çorucu sıkayım ama bunları makineye koyacağım. Makinede yıkansın. Hatta şunları da sıkayım. Beklesin burada. A101'deki markayı, gerçi söyleyemem ismini şimdi de, onu bulamadığım için A101'inkini aldım. Bir dönem A101'inkini de çok fazla kullanıyordum. Bu da güzel. Bimink'in kokusu çok fazla ağır. Bunun yine o kadar değil. Şöyle bir sprey ayarını yapayım. Cifin de dibinde az kalmış. Onu da atmadan önce dedim ki tezgah falan da bir güzel cifleyeyim. Beyaz tezgahta domestos da iyi oluyor ama en iyisi cif. O yüzden cifi çok sık kullanıyorum. Bir de yazısı silinmiş ama cifin eski versiyonları var. Çekiyor mu kamera? Çekiyor bu arada. Cifin eski versiyonları var domestos katkılı. Ben özellikle bunu bulup alıyorum. Evde genelde alırken de iki tane alıyorum. Bir tane daha var. Stokluyorum yani. Şu köşeleri iyice sıkayım ki buraları bir diş fırçasıyla fırçalarım. Keşke bunların buralarında, gerçi şunlar var, sökülür buralar. En çok şu ara kısımlara giriyor girenler. Ne kadar temizlesem de buradan turuncu turuncu bir şeyler akıyor. Şöyle sıkayım, hatta bir de karşı duvara. Şunu da alayım buradan. Zarar görmesin çiçeğim. Bu bambularımın da iki tanesini kardeşime götürdüm. Akvaryumuna koydu. O yüzden azaldı bambularım. Buralara da yağ çözü sıkıyorum ama şu köşeleri domestos diyeceğim. Bir de tezgahın şu aralarında açılmalar oldu. Tekrardan eşimin silikon alıp buralara tekrar derz mi? Artık derz de değil de ondan çekmesi gerekiyor işte. Hep aklımızda ama bir türlü nasip olmuyor. Bayağı da bol sıktım. Şöyle Rüzgar'ın eski bir diş fırçası vardı. Bununla fırçalayayım biraz. Sonra yine bekleteyim ki kirler yumuşasın. Şu araları görüyorsunuz, turuncu turuncu buralardan akıyor. Halbuki bir şey falan da dökülmüyor. Bir kere kahve dökmüştüm. Belki ondandır. Şuradaki şeyleri alyanla açtırsam garanti kapsamından çıkar değil mi? Büyük ihtimalle. Thank you.
En çok bunda var. Neyse buraya az daha sıkayım. Orada bir beklesin, yumuşasın, en son süngerle geçelim üstünden. O arada ben de şu ızgaraları yıkayayım.
Mutfağımı bir güzel temizledim. Şu kısmı da size çekmeden cifledim. Orada güzel oldu ama sonu üzücü oldu. Bunu şu tarafa oynattım, bu tarafa oynattım. Galiba o yüzden lavabonun şuradan su kaçırıyor. Hatta biraz daha oynatınca mıdır nedir? Bayağı fışkırıyordu. Olmadı bak şimdi de. Bir daha deneyin. Eşim baktı da bir şey bozulmuş dedi. Yenisi alınacak mecbur. Şurası oynuyor. Oradan su sıçrıyordu karşıya bayağı. Neyse her neyse sıçrıyor işte. Gitti. Zaten eşim bunu ilk aldığımızda da takarken buralarını sıktığı için bayağı mahvetmişti. Bir daha alırsam eski kullandığım mor renkteydi böyle oynayandan. Bükülüyordu sağa sola. Ondan alırım. Çünkü lavabom kare olduğu için şu köşelere gidenleri bu kolay temizlemiyor. Ama onu eğdiğim için böyle kenarlarını güzelce temizliyordu. Özellikle çaydanlığı yıkadığımda, çay demleri döküldüğünde zor oluyordu. Her neyse buralar mis gibi tertemiz oldu. İçim de ferahladı. Böyle bir mutlu hissettim kendimi. Şu lambanın da şunu çift taraflı bantla yapıştırmıştık ama düşüp duruyor. Onu tekrar yapıştırmam lazım. Baharatlıkları da değiştirecektim. Morları koyacaktım ama bunlar daha çok yakışıyor. Şu an mutfağımın her yeri gri beyaz falan olduğu için. Öyle. Şimdi bir de kahve yapalım. Kahvemizi içelim. Sonra da videomuzu kapatalım her zamanki gibi. Videonun sonunu kahveyle kapatmayınca içim bir huzursuz oluyor. Kendim de alıştım. Sizi de alıştırdım o şekilde. En iyisi bir kahve sunumu hazırlayayım. Kahvemizi içelim, veda edelim. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Ve gördüğünüz gibi kahve sunumum da hazır. Çok güzel oldu. Ama bunu internette gördüm. Genelde internetten görüyorum. Değiştirerek yapıyorum. Hepsi benim fikrim değil. Geçen Nuray abla sormuş. Doğru söyle kız. Kendin mi uydurdun gibisine? Yok dedim. Yani hepsini kendim uyduramam. İnternette bazı şeyleri görüyorum, fikir ediniyorum. Kendim de deneyimleyip uyguluyorum. Bence çok güzel oldu. Çok romantik duruyor. Sizlere de burada veda edeyim ki kahvelerim soğumasın. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone olmadan izliyorsanız abone olmayı ve zil bildirimlerini açmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.